çocuklara bağırıp çağırdı. Annelerine de hakaret etti. Etmediği hakaret kalmadı. Başörtüsüne bile dil uzattı. Evet. Bak bir daha de. Bir daha de. Evet. Köpeğe yaklaşma. O köpeğe yaklaşma. Kadınsın. Sen. Köpeğin ses tonunun agresif olduğunu fark etti. Ne çocuğun annesi çocuğun yanındaydı. Ben köpeği korudum zannediyorlar. Çok üzücü değil mi? En uç noktada anneme küfür edildiğinde dahi hiç sesimi dahi yükseltmedim. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz oyuncu ve yapımcı Burak Arslan. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Son günlerde gündemde yoğun bir şekilde sizin haberlerinizi görüyoruz. Aslında birazcık da anlatmak istiyorum seyircilerimize. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kağıthane'de bir parkta küçük bir çocuğun köpekle yani oynadığı sırada köpekle denk geldiği bir anı yakaladınız. Onun üzerine uyarılarda bulundunuz ve sonrası zaten tüm haber sitelerinde yer aldı. Evet. Çok farklı yorumlarda yapıldı, haberlerde yapıldı. Sormak istediğim sorular var ama öncesinde olayı sizden de dinlemek istiyoruz. Tam olarak nasıl gerçekleşti? Evet. Tabii ki Öncelikle çok teşekkür ederim. Bana kendimi ifade etme hakkı verdiğiniz için. Çünkü e, bu haberler yayınlandığından beri ben kendimi bir yerde ifade edemiyorum. Bunun da e, çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki taraf var. Bir taraf kendisini ifade edebilirken bir taraf kendisini ifade edemiyor. E, siz bu hakkı verdiğiniz için çok teşekkür Rica ederim. ederim. Haberler Kom ailesine teşekkür ederim. Olayın özeti aslında şu. Kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Orası benim doğup büyüdüğüm mahalle aslında. Ben Kağıthane Hastalığı İlköğretim Okulu'nda okudum. İlk okulumu o da o bölgenin olduğu <laughs> bir yer. Ve oradan geçerken benim aslında bir köpeğin havlama sesiyle başladı bütün hikaye. Parkın yanından geçerken, parkın içinde bile değildim ben. Yanından geçerken bir köpeğin saldırgan bir havlama sesini duydum. Az çok köpek psikolojisini bilen biriyim. Ve köpeğin ses tonunun agresif olduğunu fark ettim. Kafamı çevirdiğimde de şöyle bir tel düşünün lütfen. Tel'in bir tarafında çocuğun topla oynadığını, bir tarafında da köpeğin çocuğa havladığını gördüm. Bunun üzerine çocuğun yanına gittim. Fakat çocuğun yanına gittiğimde ne çocuğun annesi çocuğun yanındaydı, ne çocuğun baba annesi ya da anne bilmiyorum diğer hanımefendi kimse. O vardı ne babası vardı. Yani çocuk orada tek başına top oynuyordu. Ve telin ucu açıktı. O çocuğa Allah korusun orada en ufak bir şey olsaydı bunun içinden hiç kimse çıkamazdı. Ben tamamen bunun psikolojisiyle uyarıda bulundum. Ve uyarıyı da tam olarak size şu an konuştuğum ses tonuyla yaptım. Benim az çok çocuklarla olan ilgimi, çocuklara olan ilgimi herkes bilir. O çocuğa kalkıp yüksek bir tonda konuşmayacağımı da herkes bilir. Çocuğun yanına gittim. Abicim bak top oynuyorsun burada, topu atıyorsun tele, köpek de havlıyor. Eğer sana saldırırsa sorun yaşarız dedim. Bu kadar. Bunun üzerine bir annenin feryat ederek bana gelişini gördüm sadece. Yani sadece anne bağırarak geliyordu bana. Ben bunun üzerine anneye durumu izah etmeye çalıştıkça anne bana cevap hakkı vermiyor. Yani anne ben çocuğa herhangi bir tepki veriyorum diye tepki veriyor bana. Oysa ki çocuklarımızda hiçbir şey yok. Çocukla sadece sohbet ediyoruz. Ne bir ses yükselmesi ki zaten kadının ne görebileceği bir açıda ne duyabileceği bir açıda. Kanfendi bir noktadan sonra anladım ki çocukla biri konuştuğunu görünce çocuğuma bir şey yapıyorlar. Psikolojisiyle geldi. Şimdi bu korkuyla geldiğinin farkındayım. Bir anne olduğunu karşımda farkındayım. Aynı böyle konuşmaya devam ettim. İki dakika. İki dakikanın sonunda artık bana hakaret ve küfür edilmeye başlandı. Bu noktada ben bir erkek olarak Yaşadıklarımı delillendirmek ve ispatlamak zorundayım. Çünkü kadınlarımızın beyanı esastır. Bunun şu an böyle doğması gerekir. Kadınlarımızın toplumda yaşadığı sorunlar sebebiyle. Ama ben bir erkek olarak yaşadığım olayı kaydetmek zorunda kaldım. Çünkü karşımda bir kadın var, bir anne var ve konuyu yanlış anlamış ve yanlış anlaşılmayı asla dinlemek istemeyen bir anne var. Çünkü sonrasında mesajlar da geldi. Ablamızın genel olarak tepkisi hep böyle oluyormuş insanlara. Yani biri uyardığı zaman bağırıp küfür edip sinkaf kullanıp gönderiyormuş. Bu onun savunma mekanizması olmuş. Ben yayına girdiğimizi dahi söyledim. Yani telefonu açarken dedim ki ben kendimi korumak zorundayım şu an. Bu da kayıtta var ve ben yayın açacağım. Bunu yayında lütfen söyleyin. Aynı bu şekilde konuşuyoruz. Aç, ne yaparsan yap, erkeksiniz zaten vesaire gibi zaten kışkırtmalar var. Buna rağmen ben yayını açtığım andan itibaren sükunetimi, sakinliğimi, jargonumu, her şeyimi koruyarak bu hanımla diyaloğu devam ettirmeye çalıştım. Fakat konu bir noktadan sonra maalesef ki hayvan değilmiş gibi gösterilmeye başlamak istedi. Videonun başında benim oğluma saldırıyor bu köpek. Diyen ablamız videonun yarısında birden konunun asla hayvanlarla ilgili olmadığını söylemeye başladı. Yani ablamız ne olayın başını bilir, ne olayın ne olduğunu bilir, ne de benim aramdaki çocuklar aramdaki diyaloğu biliyor. Hiçbirini bilmiyor. Bu verilerin hiçbiri yok elinde. Sadece orada bir erkeğin kendi oğluyla konuşmasına feveran tepki gösterdi. Bu tepkiye benim tepki vermeyişim onun haksızlığını devam ettirdi. Haksız oldukça da vites arttırdı. Çünkü şunu istiyor. Bak vuruyorum, dokunuyorum. Kadınım ne yapsana? Ne yaparsın? En son baktı ki bunlar da işe yaramıyor. Anamdan bir güzel sövmeye başladı bana. Anama sövmeye başlayınca zaten benim için orada konu tamamen kapandı. Yani öfkeleneceğim varsa da öfkelenmedim. Çünkü artık o noktadan sonra iş mahkemelik. Mahkemelik olan bir konuda benim tek yapmam gereken o anı ispat edebilecek kaydı al. Bu kaydı da insanlara aktarmak için değil, mahkemeye sunmak için aldım. Fakat biliyoruz ki orasını kırptı diyecekler, burasını kırptı diyecekler. Oradan aldı, buradan aldı diyecekler. Bu yüzden de canlı yayını açtım. Olay budur. Fakat bu olay ne hikmetse basında çok farklı yer buldu. Peki onu da sormak istiyorum. Sizin başörtülüsünüz, dişiniz de çok farklı yorumlara yer aldı, haberlerde de yer Mesela aldı. Mesela size bir soru sorabilir miyim? Sorunuz öncesi. Nerelisiniz siz? Rizeliyim. Rizelisiniz. Ben Erzincan Refahiliyim anne tarafından. Baba tarafım Erzurum Aşkarlı. Benim babam Alevi, annem Sünni. Tam ortalarında büyüdüm. Benim tey Ben teyzem tarafından büyütüldüm. Bütün semestrlerde köyde teyzem tarafından büyütüldüm. Ve evet, benim teyzem çarşaflı, kapalı. Ben muhafazakar bir ailede büyüdüm. Ben Erzincan'da 3 ay müezzinlik yaptım köyümde. Müezzinlik yaptınız. Tabii ki çocuk olarak yani hmm. gametleri getiren vesaire yani çocuklar öyle arada bir köylerde namazı sevsinler vesaire diye böyle büyüklerimiz yetki verirdi. Şimdi biz bunu dahi yaparken benim orada tek bir düşüncem vardı. Bakın bir cümlem alınmış. Türbanından utan dediğim cümle alınmış. Bu cümlenin ne önü var, ne arkası var. Ne bunu neye söylediğim var, ne bunu ne için söylediğim var. Sadece bu cümle var. Şimdi efendim ben bir polisin hırsızlık yapmasına polisliğinden utan diye tepki veririm. Bir imamın sinkaf kullanmasına imamlığından utan diye tepki veririm. Ben ahlakı bir başı kapalıdan öğrendim. Beni teyzem büyüttü. Bugüne kadar ağzından bir tane küfür çıkmamasının sebebi bana o ahlakı kapalı bir kadının vermiş olmasıydı. Ben bir kapalıdan öğrendim küfür etmemeyi. Fakat yine bir kapalı kadından anneme küfür duyunca tek yapmasını istediğim dinimizin emrettiği gerekliliği olan türbana rağmen ettiğin küfürden utandı. Bu cümle tam gösterilse ki cümle şu anneme küfür ediyor. Yani tam olarak o nokta nokta çocuğusun diyor. Sonra bir daha diyor. Çünkü ben önce bir insanlara yönelik etti bu küfrü. Yani yayınla şu an biz yayında mıyız? Yayındayız. Sen var ya dedi bilmem nesin. Sonra özür dilerim bir daha söyler misin dedim. Bir daha söyledi. Sonra orta parmak kaldırdı. Bakın bunların hiçbiri ama hiçbiri o haber bültenlerinde verilmedi. Hiçbiri. Ben o nokta nokta çocuğu deyip parmak kaldırması üzerine bundan utanmasını istedim. Çünkü benim teyzemden aldığım ahlak bugüne kadar bütün başı kapalı insanlardan gördüğüm ahlakta küfür yok. Bu benim için, kadınlar için bir utançtı. İki gündür, üç gündür, bütün başı kapalı ablalarımızdan, teyzelerimizden mesaj alıyorum. Oğlum yanındayız. Biz de senin gibi düşünüyoruz. Biz de bu küfürlerden utandık. Diye mesaj alıyorum. Tek istediğim ablamızın çıkıp özür dilemesiydi. Ben fikrinde daha yani fikri bile yok konuyla alakalı konuyu bilmiyorlar. Çocukla ne konuştuğumu bilmiyorlar. Sesim yüksek değil. Ablamızla konuşurken argo bir kelime bile kullanmıyorum. Bakın ben bir erkeğim. Anneme küfredildi. Toplum içinde, insanların içinde darp edildim. Çantamdan çekildi, itilip kakıldım. Sadece çocuğu korudu. Bakın ben köpeği korudum zannediyorlar. Çok üzücü değil mi? Evet genel çocuğu öyle korudu. bir yorum da var mesela size çok geliyor. Hayvanları köpeği insanlardan daha üstün tutuyorsunuz diye. Daha aksini söyleyeyim o mahallemizin köpeği benimle yaşıttır o köpek o kadar söyleyeyim. Ben vardım o köpek vardı ben bu yaşa geldim hala o köpek var. Ben burada bu lafı söylerken çocuğu korumak için söyledim. Çünkü tele top atıyordu. O tele atılan topa da köpek havlıyordu ve bu parkın içindeki bir olay değil çünkü konuyu şuraya getiriyorlar. Orası bir park tabii ki çocuklar olacak. Tabii ki köpek. Öncelikle 5199 sayılı yasa der ki parklar, kaldırımlar, sokaklar tüm yaşam içindir. Tüm canlılara aittir. Orada köpek var, köpek olamaz. Burada insan var, insan olamaz gibi bir dünya yok. Bir kuşun da orada olma hakkı var. Bir insanın da, bir çocuğun da, bir yetişkinin de. Burada ayrımcılık yapamayız. Benim burada koruduğum kişi çocuktu ve maalesef ki hayvansever bir aktivist olduğumuz için ve sokakta eziyet gören hayvanların hakkını savunduğumuz için çarpıtılmaya çalışıldı. Bir, türbanlıya laf ediyormuşum gibi hı hı. algılatılmaya çalıştı. Bu çok üzücü. Çünkü ben bir türbanlı tarafından büyütüldüm. Ve bugüne kadar benim bir tane küfürümü göstersinler. Bırakın küfürü. Lan dediğimi kimse duymamıştır. Kelimelerin diyalon gücüne o kadar inanırım ki en uç noktada anneme küfür edildiğinde dahi hiç sesimi dahi yükseltmedim. Peki biz de sizi zaten bu konuyu açıklamanız evet. için getirmiştik. <laughs> sizi sizden de dinlemiş olduk. Çok sayıda iddiada yer alıyordu. Sizin açıklamanızı da aldık. Teşekkür ederim. Ben Aynı teşekkür zamanda ederim. ben sizi e, konu, konuk olarak da ayrıyetten almak istiyordum. E, röportajı da şu şekilde bitirelim. Şu an neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedelim. Aslında bir önceki sorunuzu havada bırakmak istemem. Sizin için çocuklar ve hayvanlar <laughs> evet. evet Orayla evet, ilgili evet. isterseniz bir kısa cevap verebilirim. Tabii ki. Şimdi öncelikle bizim can ayırt etmemiz diye bir şey söz konusu değil. Ama bu cana fayda sağlayacak canlı insanoğlu. Yani benim. Bir köpeğe fayda sağlayacak kişi bir insanoğludur. Dolayısıyla insanı önde tutmamızın tek bir sebebi var. Diğer canlıları koruyabilecek olan mahluk insandır bende. Dinimizin de görevi budur ayrıca. Dinimiz bu canlara sessiz kullar demiştir. Allahü Teala bunları sessiz kullarım olarak nitelendirmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu canları, kedileri özellikle kendi belirlemiştir, elleriyle. Birçok sahabe namazını kılarken kedi geliyor diye eteğini bozmamıştır. Biz bir canı diğerinden ayırt edemeyiz eğer bu ahlakta büyüdüysek. Ama sorunuzun cevabı bende şudur. Can ayırt edilmez fakat cana yardım edecek insan desteklenir. Bunun için yaptıklarım da hatta hesabı yoktur. Bakın deprem bölgesindeydim. Ben daha bir ay oldu geriye. 10 kişilik ekiple palyaçoluk mu yapmadım dersiniz. <laughs> konteynerlere gidip. Tek tek hayvan mı kurtarmadım dersiniz. Binalardan. Bakın insanlar birinci kattaki evine kedisini almak için girmeyip bizi arıyordu. Biz kaskımız bile olmadan girip o canı kurtarmaya çalışıyorduk. Ben kaç tane canı enkazdan çıkarttım insanı hayvanı ayırt etmeden. Bir gün... Günün yarısını insana ayırıyorduk. Bir gün günün yarısını hayvana ayırıyorduk. Ve biz oradan ampute edilmiş insan da çıkarttık. Onlardan bir tanesi benim dizimde başrollerden birisi olacak. Bir kadın, bir kız çocuğu. Çünkü ona bir deniz kızı karakteri yazdık. Bacakları ampute edildiği için onun hayallerine katkı vermek istiyoruz. Hala beslemeleri biz yapıyoruz Hatay'da. Hala. Önümüzdeki hafta Hatay'a geri dönüyorum kısırlaştırma için. Aynı zamanda konteyner kentteki insanlara tablet ve bilgisayar götürmek için. Bunları yaparken ben bir can ayırt etmek zorunda mıyım insanı? İnsanı hayvandan, hayvanı insandan, kuşu böceği ayırmak zorunda mıyım? Ben özür dileyerek söylüyorum. Bugün toprağın üzerinde karıncayı eziyorum. Yarın o toprağın altına gireceğim. O karınca beni yiyecek. Bugün ben onun üstündeyim. Yarın o benim üstümde olacak. Bugün ben ona merhamet etmezsem yarın o bana merhamet etmeyecek. O yüzden ben bu soruyu zul adlediyorum. İnsanı sevmiyorlar, hayvanı seviyorlar. Bunun da bir suç olduğunu düşünmüyorum. Ama bir insanı buradan vurmaya çalışmanın da gerçekten karaktersizlik olduğunu düşünüyorum. Can ayırt edilmez. Onun adı can. Bir laf vardır bilirsiniz. Her can aynı ağlar canı yandığı zaman. Bütün canlıların lütfen ağlayışına bir baksınlar. Hiç farkı var mı? Peki, az önce sorduğum soruyu da tekrar Tabii. edeyim. Şimdi kısaca Tabii. E, neler yapıyorsunuz ondan da bahsedelim. Efendim, ben en son Kırgın Çiçekler dizisini bıraktıktan sonra, yani Kırgın Çiçekler dizisinden ayrıldıktan sonra yapımcılık macerasına atıldım ve Artı dizi, yani Artı diye bir dizi yapmaya çalışıyorum. Yaklaşık 3,5 buçuk yıldır. E, bu dizi dünyanın ilk yapay zekayla. Oyuncu seçebilen dizisi oluyor. Biz de bunun için arada bir köy okulu yaptık ve burada da çocuklarla beraber çeşitli materyaller üretiyoruz. Hı hı. Bunları yapay zekaya tanımlıyoruz. Bunun akabinde de dizi oyuncusu üretiyoruz. Hı. Basit ama aslında çok zor, çok kompakt bir iş yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizle üretime, dijital üretime girmeye çalışıyoruz. Adına da dijital hasat dedik. Çünkü bu çocuklar TikTok, YouTube vesaire gibi platformlarda çeşitli içerikler üretiyorlar. Fakat bunların herhangi bir altyapısı yok. Herhangi bir amacı yok. İşte tamamen ünlü olmak için. E, bu yüzden de hatta Mardin'de de çeşitli olaylar yaşadık. Bir çocuğumuz bir köpeğimizi taşlamıştı. Buradan kalkıp Mardin'e gittik. Çocuğa bir senelik görev verdik. Hayvanları koruma görevi. Çocuğumuz bir seneyi bitirdi. Ve diziye başrol olarak seçildi. Şimdi de İstanbul e, Piri Reis Üniversitesi'ne kaydını yaptırıyoruz çocuğun. Çocuk bir Mardinli. Aslında peygamber mesleği olan Çobanlık yapıyor. Bunun akabinde çocuğumuz da biz. Görevleri tamamladığımız için çocuğumuz şu an başrollere seçildi. Hı hı. Aslında çocuk mu hayvan mı diyenlere bu bile aslında yeterli bir cevap. Sizin için. Benim. Evet. Için. Ben bu dizinizin detaylarını merak ediyorum. Sizle ayrı bir yayın yapmak istiyorum. Buradan seyircilerimize de duyuralım. Çok isterim. Bugün geldiğiniz için ve sizin de aslında söz hakkı olsun diye böyle bir yayın yapalım dedik. O zaman kısa sürede tekrar görüşmek üzere diyelim. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir kadına bunu açıkladığım için de sizden özür diliyorum başta. Çünkü kadınların yani hep şu cümleyi kurarım. Kadınların tamamı benim için annemin özetidir. Anne bende bütün kadınları temsil eder. Ve anneme karşı olan hassasiyetimi de beni takip eden, beni bilen herkes bilir kadına hassasiyeti merkez bilir. Zaten biraz da bu kasıtla yapıldığını düşünüyorum. Yani bu kadar kadın hassasiyeti ve bu kadar kadın üzerine projeler üreten bir adamı ancak buradan karalayabilirlerdi. Fakat şöyle bir şey var. Güneş balçıkla sıvanmaz. Peki teşekkür ediyoruz. Ben bize. teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.